önce kokladı, ardından tadına baktı. Trabzon'un Sürmene ilçesinde arıcılıkla uğraşan ziraat mühendisi İbrahim Sedef, tesisine dadanıp başına dert olan ayıları kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadeleyle aksiyon filmlerini aratmıyor. Birinci olarak anzer balından başladı, ikinci çiçek balını, üçüncü kestane balını, vişne reçeline hiç bakmadı. Evet, bu akşam da aynı sıralamada ballarımızı ilave ettik. Bakalım eğer bu akşam anzer, çiçek ve kestane balı olarak yine sıralamaya devam ederse o zaman test sonuçlarımız daha tutarlı ve kesin olacak inşallah. Aldığı bütün önlemlere rağmen peteklerine musallat olan Koca Oğlan adını verdiği boz ayıları bir teste tabi tuttu. Menüye çam balı ilave ettik. Hemen baş tarafta bu yöreye ait kestane balımız, Rize'nin meşhur anzer balı, Erzurum İspir Yaylası'nın çiçek balı, vişne reçelimiz ve çam balımızla beraber Koca Oğlan'ı inşallah bir saat sonra bu istikametten gelerek ballarımızı test etmek için bekliyoruz. 4 çeşit balın kalitesini ayılara test etti. Sonuçta bir hayli şaşırtıcıydı. Yaklaşık 3 yıldan beri Koca Oğlanlar bana zarar veriyor ama ben onları aynı zamanda fazla zarar vermesin diye besliyorum. Beslerken baktım ki yiyecekler arasında ekmek olsun, meyve olsun, bal olsun seçici davranmaya başladı. Hemen aklıma bir fikir geldi. Acaba ballarımızı test etsek nasıl bir sonuç alabiliriz diye masanın üzerine kaselere balları doldurduk. Koca Oğlan geldi, ilk önce anzer balından başladı. Sonra balların yerlerini değiştim, yine anzer balından başladı. Ondan sonra masanın yerini değiştim, yine anzer balından başladı. Dedim vallahi Koca Oğlan bu işi biliyor. Bravo, bravo adamım, bravo.